Thank you very much and thank you to Çok teşekkür ediyorum. TÜSİA'ya da çok teşekkür ederim nazik davetleri için. Profesör Schwab'ı da konuşmasından ötürü tebrik ediyorum. Ankara'dan günaydın. Dün akşam itibariyle Ankara'ya geldik. Türkiye'de bulunduğumuz için çok memnunuz. Bu sene başı itibariyle Sayın Kozlovski gelecekteki geleceğin renginin çok net olduğunu, berrak olduğunu ifade etmiş idi. Geleceğin rengi yeşildir. Bunun göstergelerini her yerde görmekteyiz. Öyle ki dünya ekonomisinin %70'i net sıfır emisyon hedeflerine sarılmış, kenetlenmiş durumda. Bütün G7 ülkelerinin de emisyon 2030 yılı için emisyon hedeflerinin de 2050 yılı hedeflerine doğrultusunda tayin edildiğini hem CoPower için uluslararası finansmanın yani güneş ve rüzgara göre halihazırda çok daha pahalı seyreden finansman düzeylerini düşürmeyi öngördüğünü, yenilenebilir enerji kaynaklarının da fosil yakıtlara göre daha fazla istihdama yol açtığı doğrultusundaki gelecekleri de takip ediyoruz. Yani gelecekte çok daha yeşil bir gelecek hepimizi bekliyor. Hem çok daha fazla istihdam hem de çok daha müreffeh bir dünyaya sahip olacağız ve dünyamızda hasara yol açmayacağız. Dünyamızı kirletmeyeceğiz. Hem çevremizi temizlemek hem de ekonomilerimizi aynı anda büyütmek zorundayız. Aynı anda yapabiliriz. Bu konuda herhangi bir tercihte bulunmak zorunda değiliz. İngiltere'de bu konuda tecrübemiz var. Geçtiğimiz yıllar itibariyle %78 ekonomimizi büyüttük 30 yıldır. Hem de emisyonlarımızı %44'ler mertebesinde azalttık. Yeşil büyüme süreci mümkündür. Önümüzdeki 10 yılda İngiltere ekonomisinin 2 milyon yeni yeşil istihdamı destekleyeceğini beyan etmiştir. Yeşil ekonomiye geçiş şimdiden başladı. Gerçekler şuna işaret ediyor ki maalesef bu geçiş yeterince hızlı değil, yeterince süratli değil. Hızı arttırmak ve bu kıymetli gezegenimizi korumak zorundayız. 2015 itibariyle Paris Sözleşmesi imzalanmıştır. Uluslararası bir sözleşmedir. Bu sayede iklim değişikliği hedefleri doğrultusunda çalışılacaktır. Ülke iktidarları da dünyanın sıcaklık artışını 1,5 dereceler mertebesinde tutmayı hedeflemektedir. Bilim bize şunu gösteriyor. Bunu yaparsak o zaman en kötü etkilerinden iklim değişikliğinin kendimizi korumuş olacağız. Dünyanın her yerinde nerede yaşarsak yaşayalım daha şimdiden hissediyoruz. Maalesef ki Paris Sözleşmesi imzalandığından bu yana dünyada emisyonları kesmeye yönelik yeterince çaba harcanmamıştır. Halihazırda sıcaklık artışında 1,5 derecelik üst sınırı tutmak, devam ettirmek istiyorsak dünyadaki emisyonların 2030 yılına gelindiğinde yarıya indirilmesi, 100 yıl neticesinde de sıfıra indirgenmesi gerekmektedir. Bugünden aksiyon almak ve beraber çalışmak zorundayız. Birleşmiş Milletler'in bir sonraki iklim konferansı Glasgow'da Kasım ayında gerçekleşecek yani COP26 konferansı hep beraber dünyamızı korumayı ve 1,5 derecelik sıcaklık artışı doğrultusunda çalışmayı hızlandıracağız. İngiltere'nin başkanlığı COP26 da çok bu anlamda önemli. 4 tane ana hedefi benimsemiş ve telkin etmiş durumdayız. Dünyanın emisyonları düşürmeye yönelik çalışmalarını hızlandırması gerekiyor ki yüzyılın ortası itibariyle emisyonları indirebilelim, sıfıra indirebilelim ve de 2030 itibariyle emisyonları düşürmeye yönelik hedeflerimizi tutturabilelim. Bu manada gerekli bütün politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Kömürün bırakılması gibi. Bunlar sadece bir arzu niteliğinde değil, ileriye dönük hedeflerin tutturulması ve gerçekleştirilmesi için politikaların da hayata geçirilmesi gerekiyor. Hem insanoğlunu hem de doğal yaşamın korunması, iklim aksiyonları doğrultusunda hem özel sektör finansmanının hem de özel kesim finansmanının hızlandırılması ve büyütülmesi gerekiyor. İngiltere'de Birleşik Krallık Hükümeti bildiğiniz gibi iklim finansmanı hızlandırıcı programını geçtiğimiz hafta itibariyle
Türkiye'de ilan etmiş idi. Kamu finansmanını kullanıyoruz ki özel sektör finansmanını destekleyebilelim ve bunun sayesinde dünyada çok daha başarılı sonuçlar elde edebilelim. Bunun bütün dünyada gerçekleşmesi niyetindeyiz. Dördüncüsü de iletişimin ve işbirliğinin toplum içerisinde tüm paydaşlar arasında geliştirilmesi ki 1,5 derecelik sıcaklık artışı hedefini tutturabilelim. Hem kurumların, kuruluşların hem de yatırımcıların COP26 hedeflerini benimsemeleri şarttır. Sizin iş dünyası olarak yeriniz çok önemli. Rolünüz çok önemli ki bu 1,5 derecelik sıcaklık artışı hedefine uyabilelim. Bu sadece şuradan kaynaklanmıyor. Sadece hani reel ekonomi ve temiz çevre hedefleri doğrultusunda değil. Çünkü iklim aksiyonuyla ilgili politikalarımızın iş dünyası tarafından da kabullenilmesini biz istiyoruz. Direnç gösterilmesini istemiyoruz. Ben de geçtiğimiz sene itibariyle bildiğiniz gibi iş dünyasından sorumlu bakanlık görevini üstlendim. Yani özel sektör ve kamu arasındaki işbirliği çok önemlidir. Ve bütün sektör mensuplarının da en geç 2050 itibariyle sıfıra ulaşma yarışması çerçevesinde Birleşmiş Milletler hedeflerini desteklemesi, 2050 itibariyle hedeflerini, emisyon hedeflerini sıfıra indirgeme doğrultusunda çalışmalarını bekliyoruz. Yani sıfır emisyon hedefi son derece nettir. Bütün taraflarca çok net bir biçimde tayin edilmiştir. Keza bütün Glasgow finansman sıfır emisyonlar ulaşma yarışması doğrultusunda finans kesimine de özellikle buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Kurum ve kuruluşlar, iş dünyası bu hedefleri benimsediği takdirde yeşil hedef ve geleceğe ulaşabileceğiz ve bütün bu fırsatları, imkanları değerlendirmiş olacağız. Hem müşterileriniz nezdinde hem de yatırımcılarınız nezdinde bu konuya, yani iklim eylem planı ve iklim değişikliğiyle mücadele konusuna ne kadar önem verdiğinizi göstermiş olacaksınız. Finans sektörü çok önemli. 70 trilyon doların mertebesinde halihazırda Glasgow ittifakına imza atmış bulunmaktalar. Yani temsil ettikleri varlık değeri budur. Ve 37 trilyon dolarlık varlık büyüklüğüne işaret edilmektedir. Dünyada bugün toplam finans endüstrisini %40'ını temsil ediyorlar. Bugün keza dünya ekonomisinin %50'sini temsil eden büyüklükte çok ciddi sayıda firma katılmıştır. Türkiye'den katılan firma sayısı istediğimiz düzeyde değil. Sizlerden istirhamımız mutlaka ve mutlaka katılın. Katılsınlar ki yeşil finansman ve daha temiz çalışma biçimlerini hayata geçirebilelim. Özellikle şirketlerin ve Türkiye'de bankacılık sektörün ön ayak olduğunu ve liderlik ettiklerini gördük. Ancak bu ölçeğin çok daha büyümesini istiyoruz. 8 Temmuz itibariyle TÜSİAD'ın Büyük Birleşik Krallık Devleti ile beraber COP26 öncesinde önemli bir toplantı düzenlediğini biliyoruz. Onun için sizlerden, hepinizden isteğim mutlaka ve mutlaka bu toplantıya, bu etkinliğe katılınız. Çünkü sıfıra erişme konusundaki bu yarışma sadece dünyamıza, gezegenimize hizmet etmeyecek, iş dünyasına hizmet edecek ve hepimizin çok daha karlı ve iyi çalışmasını sağlayacaktır. Dünya daha yeşil bir ekonomiye geçiyor. Bugün itibariyle önlem tedbir almayanlar maalesef geçmişte ve geride kalacaklar. Biliyoruz ki dünyanın en büyük 215 şirketi 1 trilyon doları halihazırda iklim değişikliğinden kaynaklanan etkilere karşı maruz bıraktılar. Ama doğru aksiyonlar alınabilirse, yani iklim aksiyonu çerçevesinde doğru tedbirler alınırsa 2 trilyon dolarlara erişebilecek toplam varlıklar. Yani çok daha temiz bir ekonomiyle hem münferit şirketlere hem de dünya ekonomisine daha büyük hizmet etmiş olacağız. Türkiye için de aynı şey geçerli. Avrupa Birliği'ne ihracatınız çok önemli. Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği planı size iktisadi anlamda ve iş dünyası açısından çok büyük yeni fırsatlar sunmaktadır. Erken dönemde tedbir almanız şart ki
Türkiye düşük karbonla imalat yapan, sadece Avrupa'ya değil, bütün dünyaya ihracat yapan çok önemli bir ülke haline gelebilsin. Temaslarımdan bunu biliyorum. Gün içerisinde de temaslarım devam edecek. İş dünyası Türkiye'de devlet tarafından, hükümet tarafından büyük bir saygıyla karşılanıyor. Onun için desteğinizi verin. Hırslı, iddialı hedeflerini devletin, hükümetin benimseyin. Bugün TÜSİAD'ın bu anlamda çok çalıştığını ve iş dünyasını çok iyi temsil ettiğini biliyoruz. Hem münferit hem de toplu anlamda görüştüğünüz bakanlar nezdinde bunu çok iyi ifade edin. Paris Sözleşmesi'nin taraftarı olduğunuzu, net sıfır emisyon ve 2030 hedeflerinin ne kadar önemli olduğunu piyasalar ve yatırımcılar nezdinde doğru mesaj verilmesi açısından ne kadar mühim olduğunu iyi anlatınız ki temiz endüstriye geçebilelim. Sadece İngiltere için değil, bütün dünya için çok önemli. İş dünyası artık sesini yükseltiyor, aksiyon görmek istiyorlar. Devletle, hükümetle beraber çalışmak çok daha yeşil bir büyüme sürecini beraberinde getiriyor. Dünya ekonomisinin geleceği yeşil artık. COP26 öyle bir imkan ki hep beraber bu imkanı iyi değerlendirelim ve böyle bir gelecek tayin edelim. Hep beraber el ele verirsek, yani devlet, hükümet, iş dünyası, yatırımcılar ve sivil toplum kuruluşları olarak işbirliği içerisinde çalışırsak yeşil ekonomiyi tutturabiliriz. İstihdam yaratmış oluruz, çok daha müreffeh bir dünyaya sahip olur, hem de gezegenimizi korumuş oluruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizlerle Türkiye'deki iş dünyasıyla ve TÜSİAD'daki arkadaşlarımızla işbirliğimiz gelecekte büyüyerek devam edecektir.